Arkadaşlar merhaba, Mehmet Bıçakçı kanalındasınız bugün. Sizlere bugün Tekstil Kent'ten sesleniyorum. Size yeni bir araç tanıtacağım inşallah. Bu koronavirüsün hakim olduğu şu günlerde maskemi çıkartıp konuşmak gereği duydum. Kusura bakmayın. Başta sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bütün emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere Mustafa arkadaşımın Seat Toledo'sunu tanıtacağım. Toledo'yu çok sevdik. Bu araçla ilgili size bilgi vereceğim. Bakalım başlayalım. Mustafa'cığım maskeni çıkar, arkadaşlar da görsün seni istersen. Evet Mustafa, aracı kaç ay önce almıştın? Aralık ayında aldım aracı. Aralık ayında aldın. Ne kadar bir zaman geçti? 4 ay. 5. aya gireceğiz. 5. aya gireceğiz. Evet. Kullanma imkanı bayağı bir oldu. Kaç bin kilometre yaptın aşağı yukarı? Yaklaşık 4-5 bin kilometre yaptın. O zaman aracı bayağı bir test ettin o zaman. Evet. Bayağı da bir memnunsun. Evet, çok memnunum. Satmayı da düşünmüyorsun. Hayır, kesinlikle. Kaça almıştık bu aracı? 74,5 aldık. 4 ay önce, 5 ay önce. 5 ay önce. 5 ay önce. Aracımız, arkadaşlar kapıda açabilir misin? Arkadaşlar aracımız 1.6 dizel 4 silindir motora sahip. Şöyle göstereyim, çalıştırır mısın Mustafa'cığım? Ben malum teknik işlerden sorumlu olduğum için direkt motordan başladım size tanıtmaya aracı. Şimdi bu... Evet. Gayet düzgün çalışıyor. Bir problem yok. Motorla ilgili bir sıkıntı yok Mustafa. Çok şükür. Çok şükür. Stop edelim. Şimdi burada neyi söyleyeceğim sizlere? Arkadaşlar Toledo'nun iki tipi var. Yani dizel olarak. Bir 4 silindirli olanlar var. 2014'e kadar, 2014 sonrası yanlış olmasın ya da burada. Bir de bundan sonraki çıkan araçları da 3 silindir olarak çıkıyor. Yani motor sesi biraz daha farklı çalışır. Bu 4 silindir Jetta'nın üzerindeki birebir, işte Golf'ün üzerindeki birebir motorun aynısı. Volkswagen menşeli. Seat biliyorsunuz zaten Volkswagen üretiyor. Aslında aracın yapısal olarak baktığımızda Jetta'nın biraz daha böyle minimumu. Yani biraz daha bir ufa dediğimiz. Ama Volkswagen teknolojisinin hakim olduğu bir araç. Mustafa'cığım aracın içini bir bize gösterir misin? Şöyle ben alayım. Evet. Mustafa evet. Nasıl? Bir otur yani, bakalım. Dizayn olarak yani Volkswagen grubunun kullandığı bütün özellikler bu araçta da. Farlar buradan açılıyor. Evet, Jetta'daki gibi. Evet. Araçta işte ışıklarımızı aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Evet. Yokuş kalkış desteği var araçta. Yokuş kalkışlık desteği var. Manuel bir araç. Evet, manuel. Kaç vites? 5 vites. 5 vites. Giri vitese taktığın zaman teybinde ekranında sensör. Park sensör var. Orijinal yani. Orijinal. Kliması var. Evet, klima zaten standart. Yani standart yani. Camlar otomatik. Camlar her camın kapıdan kendi kumandasına evet. Sahip. Evet. Bir de direksiyon, bilmiyorum ben daha bunun yeni farkına vardım da aşağı yukarı oynuyor direksiyon. Bir de kendime doğru çekebiliyorum. Evet, aşağı yukarı. Evet. Ve bir de kendime doğru yukarı doğru. Özellikleri var. Şöyle yani. Yaptığımızda bu opsiyonel olarak güzel şeyler. Evet. Dörtlü düğmesi ortada. Evet. Ya aslında baktığımızda aracın arması... Torpidonun içinde de soğutma sistemi de bulunuyor araçta. Anladım. Gayet güzel. Yani bir de yani. Bir de müzik sistemini bir açıp bir kullanabilir miyiz? Evet. Ses sistemi nasıl? Ses sistemi de gerçekten mükemmel yani. Tam benim aradığım ayarda yani. Kendi doğal evet. Sesi yani. Evet arkadaşlar. Aç, sesini aç. Açıyorum ama. Teşekkür ederiz Mustafa. Teşekkür ederim. Aracı şöyle size
Cam renkleri bunlar film değil değil mi Mustafa'cığım? Yani fabrika çıkışlı, arka camları kendinden renkli, yeşil evet. renkli. Döşeme var koltuklarda evet, şu an. Döşeme var. Bir de arka koltuğumuzun şu kısmında dayama sistemi var. Ben koltuklarım şey olması için kılıf yaptırdım. Kılıf yaptırdığım için içinde kaldı. Şu koltuk da ayrı bir şekilde ileri doğru açılabiliyor. Tek olarak şöyle. Bir açabilir misin Mustafa onları? Bize o şekilde bir göster. Arkadaşlar bu arada motorcu arkadaşlar burada hareketler yapıyorlar. Biz de çekim yapıyoruz. Motor sesi de duyabilirsiniz bu arada videomuzda. Korona var ama korona hiçbir yere şey yapmıyor, insanları engellemiyor. Şu arka koltuklar yatıyor sanıyorum değil mi? Yatıyor. Sen şimdi kılıf taktırdığın için açamıyorsun herhalde. Şöyle diyeyim evet. Yani. Evet, bu arabanın bagajı bayağı geniş. Arkadaşlar bu bagaj içeriye doğru yatıyor. Bakın camla. Zaten bu araçta en çok sevdiğim... Benim de sevdiğim gerçekten. Mustafa göstersene nasıl açılıyor. Çok güzel mesela. Şöyle yani basalım. Açılışını bile yani fonksiyonlu gerçekten. Evet. İnsanı yani gerçekten evet. etkiliyor yani. Bir de komple cam komple açıldığı için de bagaj hacmi de mesela yani çok rahatlıkla istediğiniz şeyi koyabilirsiniz mesela yani. Normal araçlarda mesela bagajı açtığınız zaman mesela yani biraz sıkıntı oluyor. Yarım olduğu için içeri ama bunda bu şekilde yok. Bu parçayı kaldırdığımız anda istediğiniz şeyleri mesela bu şekilde rahatlıkla koyabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı da olmuyor yani. Arkadaşlar bagajın hacim litresi 460 litre alıyor. Mustafa arkadaşımız da anlattığı gibi arka koltuk yatıyor. Camla beraber, arka camla beraber kalkıyor. Bu arabanın en güzel yanı bu. Mustafa bir kapatabilecek misin? Ben gerçekten bu yanını çok sevdim. Evet. Ya şöyle de alayım. Jantlarımız alüminyum alışımlı jant. Evet. Bir de bu dediğim gibi 4 tane diksi var. Diksi olarak yani açık yan diksi. Yakıt deposu 55 litre alıyor aracın. Mustafa evet. Şunu soracağım sana. Bu araçla depoyu fullediğinde kaç kilometre yol yapıyorsun? Yani, şehir içinde veya şehir dışında? Dışına çıkma imkanım olmadı bu koronavirüsten dolayı. Evet. Aldık zaten. Bir şehir içinde aracı da yine aldığım içinde de bir kere fullledim normalinde. Yaklaşık 700 kilometre falan yaptım ama tabii arabaya alışma muhabbetinden dolayı da biraz dengesiz kullandım galiba. Bu bir üst şiteye de çıkabilir yani. Anladım. Yakıtsal olarak yani. Onu tam ölçemedim kısaca yani. Anladım. Zaman yani. Ama arabanın kullanımı gayet güzel. Mustafa kaputu kapat bir tur atalım seninle. Atalım. Şimdi arkadaşlar bir de aracı Mustafa arkadaşımız bizim yanımıza kullansın. Hem biraz burada bayağı bir ses var. Bu sesten dolayı evet motorcuları da çekeyim bu arada. Koronavirüs var. Herkes sessiz sakin yer arıyor. Biz de tekstil kentte sessiz sakin bir yer bulalım dedik. Şöyle parkı göstereyim. Geldik ama maalesef yaşlılar, gençler. Yani ne diyeyim ya? Yani bayağı bir insanlar var. Ses olmasın güzel bir yerde çekelim dedik ama maalesef sanki herkesi davet etmişiz gibi. Vallahi burada gördüğünüz gibi sesler, gürültüler. Mustafa'cığım anahtarı katlanır anahtar herhalde. Evet, sustalı. Sustalı bagajda açma özelliği var. Evet, şöyle göstereyim. Sustalı evet. Normaline basıyorsun. Zaten bildiğimiz gibi zaten evet. Alt, evet. Üst, aç, ortası. Ya zaten... aslında Jetta'nın aynısı ya değil mi? Evet, Jetta'nın aynısı yani. Evet, yani. Konfor bakımından da yani. Bir çalıştıralım, devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar ekranı şöyle çekeyim. Ekranda emniyet kemerimizi de bağladık. Çünkü alarm veriyor. Yolcu emniyet kemerinde de aynı uyarı var. Evet. Bu yönleri de mesela yani gerçekten çok iyi bir şey yani. Yani bana sorarsanız mesela yani Jetta'nın ayarında bir araba yani. Baktığınız zaman yani. Evet görüyorsunuz çoluk çocuk herkes dışarı çıkmış. Bu arada arabayı tanıtalım dedik ama arkadaşlar böyle ayna siperliklerine baktığımızda açılıp kapanabilir. Işıksız gözlüklerimiz var aracın içerisinde. Evet, kol dayamamız var. Kol dayamamız var. Aslında güzel bir özellik kol dayama şoför için. Ve aynı kol dayamadan arka koltukta da var. Ama Mustafa yeni bir koltuk kılıfı taktığı için. Mustafa sürüş ergonomisi nasıl? Yani kullanırken işte manuel vites sonuçta otomatik evet, vitesini tercih ediyor insanlar ama
Sen özellikle etmediğin için almadık, onu biliyorum. Evet. Ben bir de yani şimdi bu benim üçüncü aracım. Bu Mehmet kardeşimle beraber zaten. Kendisi de yıllardan beri bildiğim insan. Arkadaşım yani şey olarak yani. Yıllardan beri bu sektörün içinde olduğu için bilgisi gerçekten çok fazla yani. Ya o yüzden mesela yani şimdi önceki aracım da mesela şunu söylemek gerekirse yani Fiat Miana'ydı mesela yani. 1.3 motor vardı mesela yani. Bunun mesela performans olarak da gerçekten çok güzel bir performansı var. 105 beygir olduğu için mesela 1.6 yani arabaya dokunduğun anda da mesela yani diyor ki ben giderim diyor. Hani evet. Bir laf vardır ya işin yani biraz esprisi. Yer uçağı derler ya. Bu benim yer uçağım ya. Başka evet. Bir şey değil yani. Mustafa, gerçekten. Mustafa'ya teşekkür ederiz. Bu arada bizi de anlattı. Allah razı olsun. Arkadaşlar. Yani Mustafa'cığım bu arabayı biz 74.5'a aldık diyorsun. Evet. Şu andaki de fiyatları değişebiliyor. Nasıl değişebiliyor yani? Takdir edersen ki Mehmet'ciğim boya olayı var. Bilmem ne olayları var gibi mesela olaylarında. Bu arabada boyalı değişen var mıydı? Ben ekspertisini tam hatırlamıyorum bunun. Boyası falan yok. Sadece bir 300 lira hasar kaydı. Hasar kaydı gözüküyor. Arabada değişen boyalı hiçbir şey yok. Biz bu şekilde 74.5'a aldık. Şu an piyasası nedir biliyor musun? Hiç baktın mı? Baktım şu anda. Aynı yani mesela yani 2014 modeline baktım normalde. Ha diyeceksiniz ki ya onlar yazabilir. Ben de o yazmaya göre konuşuyorum yani. 85, 90 yani 95 diyen bile var yani sonuçta. Niye? Arabasına güvendiği için yani. Niye? Hiçbir şey yok. Şöyle sağ ol dur oğlum. Çünkü şu zamanda da böyle yani temiz arabaları bulmak yani şu anda gerçekten zor yani. Ya şimdi şunu bir kere samimi olarak şunu sorabilir miyim sana? Yani Linea önceki aracını da biliyorum. Hyundai Era. Evet. Era da güzeldi. Performanslı evet, bir araçtı. Evet o da güzeldi. Ama bunda tip, kasa ve işçilik olarak yani bu araç gerçekten bir aile arabası yani. Evet yani Volkswagen diyorsun değil mi? Aynen evet. Öyle. Volkswagen ya motor olarak aynı. Evet. İş dizayn olarak aynı. Ya bir amblemi yani. Volkswagen şeklinde olacağını. Ya şimdi biz 2014 model bir tane Jetta alsaydık kaç para verirdik? Daha fazla verirdik değil mi? Daha fazla verirdik ama şimdi bir de yani bir de şöyle bir şey var yani bütçe de önemli tabii burada yani şimdi evet. Baktığınız zaman yani. Evet. Bütçeniz neye yetiyorsa onu ama ben şimdi mesela Jetta diyoruz ama Jetta'nın da mesela hani olmayan özellikleri bunda mesela var yani. Ne var mesela en basit yani yokuş kalkış. Evet. Tabii Jetta'nın da kendi boş paketleri, dolu paketleri var. Onu çok yani. Şey yapmak gerekmez ama ama aracın iç dizaynına falan yani böyle baktığımızda arkadaşlar yani ben orta halli yani şöyle 60-70 bin liralık araba düşünenlere bu arabayı tavsiye ediyorum. 80-85 bin lira gibi bir rakamla bu arabayı satmıyoruz zaten. Yanlış anlaşılmasın. Piyasadaki konuşulana bakaraktan söylüyoruz. Evet. Yani bu aralıklarda alınabilecek en güzel araçlardan bir tanesi. Zaten alanlar da satmıyor. Çok fazla da satışı da göremezsiniz zaten bu araçları. Piyasada görürsünüz zaten. Çok nadirdir bu hani görme olayı. Yani. Birazcık böyle hareketlendi ama o kadar da hani Fiat Miana gibi ne bileyim yani onlar gibi aşırı derecede yok yani ama çünkü neden o da yok yani millet aldığı zaman kıymetini biliyor. Arabanın evet. Ne olduğunu biliyor. Evet. Ben mesela şimdi Allah izin verirse yani ben bu arabaya artık 5-6 sene binerim yani. Allah razı olsun yani. Vesile oldu bize. Kendisine teşekkür ederim. Arkadaşlar arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu arada evet bu aracı alırken de yani daha doğrusu Mustafa'nın aldığı bütün araçları ben vesile olmuşumdur. Ben bakmışımdır. Ben okeylemeden Mustafa almaz zaten. Ama bugünlerde de böyle bir aracı tanıtalım dedik. Uzun zamandır düşünüyorduk. Bu arada arkadaşlar kanalıma beğen butonuna basın. Kanalıma abone olun. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız sorularınız varsa videonun alt tarafta yazılı olarak bana yazın. Ben de ona göre videolarımı çekeyim. Bir hatamız varsa çeki düzen verelim kendimize. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler olsun. Sağlıcakla kalın efendim.